Assalomu alaykum talabalar. Bugun sizler bilen Orta Asya Tabii Geografiyası fanını devam ettiremiz. Bugünkü maruzamız ikinci maruza bulup, onun mavzusu Orta Asya Tabii Geografik Ülkesinin hududi kamravı ve özge xos xüsusiyetleri. Bugünkü mavzu rejimiz Orta Asya'nın geografik yerleşken orunu, çigraları ve maydanı. Orta Asya tabi geografik ülkesinin özüge has hususiyetleri. Orta Asya tabi hududu cihattan Yevro Asya materiğinin şunday bir yahlit ve nayab tabi kurulması ki, o başka tabi ülkelerden tübden fark kıladı. Orta Asya materiğinin merkezinde, okyanlardan uzakta Berk, Kaspi, Aral, Balhaş havzası da yerleşken. Şimal ve garb tamamından açıklığı, şark ve canıbdan kudretli tağ tizmaları bilen uralganligi ülkenin en muhim hususiyetlerden hesaplanadı. Ülke çigarasının umumi uzunligi 9950 kilometr atrafı da bolup, şundan 8650 kilometr kuruqlık arkalı, kalganı ise su arkalı ötadı. Su arkalı ötadigen çigarasının asasi kısmı ülkenin qartta, yani Kaspi denizi 1300 kilometr kurgaklıkka doğru geledi. Orta Asya, Yevro Asya materiğinin ortasında yerleşken ülkenin en şimali noktası 53. gradus 8. minut şimali kenglikte, Ayırtau yakınında en canubi noktası Hindikuş tağlarının garbi tamamındaki bolgan Safedkhog tağ tizması bilen Nişapur tağları tutaşken cayıda 34. gradus şimali kenglikte. Garbi noktası Kaspi denizinin Mangışlaq yarım aralıdagi Tup Karagay burnu 53 gradus 3 minut şarkı uzunluk ve şarkı noktası Savır tağlarının etagida Kara İrtiş Daryası vadisi de 85 gradus 6 minut şarkı özellikle yerleşken. Orta Asya tabi geografik ülkesinin yer maydanı tahminen 3.450.000 kvadrat kilometrini teşkil etadi. Ayrım adibiyatlarda 3.300.000 kvadrat kilometr deben aytiladi. Orta Asya ülkesi katta hududu egellegenligi tufayli onun tabi şarayatı hem türlüçe. Şu bahis onda dengiz satkıdan 132 metr pastda joylashgan Qaragiya botog'i bilan birga dengiz sathidan 7690 metr balandda turuvchi Tirichmir cho'qqisi mavjud. Bu hol o'z navbatida bir tomondan ülkenin markaziy va g'arbiy hududlarida quruq va serquyosh jazirama issiq yoz bilan tavofutlanuvchi kuchli cho'llar bilan band bo'lgan bepoyon tegisliklarining ikkinchi tomondan sharqiy janubiy qismlarida yozda ham doimiy qor va muz bilan qoplangan g'oyat baland tog'li landshaftlarning shakllanishiga sababchi bo'lgan. Har bir tabiiy geografik ulkaning tabiiy chegaralari bo'lgani kabi o'ziga xos tabiiy geografik xususiyatlari ham bo'ladi. Ulkaning o'ziga xos tabiiy xususiyatlari quyidagilardan iborat. O'rta Osiyo juda katta ichki ulkadir. U Yevro Osiyo materiğining markazida subtropik mintaqasining cho'l, chala cho'l va dasht zonalarida subtropik iqlimi O'rta Dengiz bo'yi mamlakatlaridan farq qiladi. Çünkü Türkistan okean ve açık denizlerden juda uzak, ılık Hint okeaniga yakın tursa ham, ortada baland Himalay Parapamis tağları bilen
ajralıp duradı. Sonun üçün bu hududda aksınca şimali qartda tegislik va bu yerda çöller joylashgan va Şimali Muz Okeani quruq va sovuq hava massaları Türkistan şimalidan tabi tosuk balan tog'lar bo'lmaganligi uchun ham bemalol kirib keladi. Atlantik Okeani va Orta Deniz ham ülke tabiatiga ancha kuchli ta'sirin ko'rsatadi. Orta Asya hududu ichki ülke bo'lganligidan tipik kontinental iqlim ülkeler qatariga kiradi. Bunun asosiy qismi Muntadil janubiy qismi subtropik iqlim mintaqalarida joylashgan. Muntadil mintaqadagi hududi qurg'oqligi qismining ancha sovuqligi subtropik esa o'zining quruqligi issiq qismining esa nisbatan iliqligi bilan ajralib turadi. Ülkada asosan chala çöl, va hava tog' landshaftlari hukmron qiladi. Iqlimda o'ziga xos keskinliklar mavjud. Cho'llarda yog'in miqdori 70-80 mm'dan tog'larda 1000 mm'gacha boradi. Qishda shimoliy sharqiy qismida 50 gradus sovuqlar, yozda janubda 50 gradus jazirama issiqlar kuzatiladi. İkinci o'zgacha xususiyat O'rta Osiyo hududi Berg havzadan, ya'ni oqimsiz oblastdan iborat. Bu ülkada daryolarning birortasi ham ochiq dengizlarga yetib bormaydi va ular bilan bog'lanmaydi. Bu daryolar ülke ichidagi ko'llarga quyiladi yoki chala cho'llardan qurib tugab qoladi. Demak, Turkiston ko'llari va tegisliklari erozion bazislar bo'lib hisoblanadi. Ülkenin ayrim qismlari har xil balandlikda bir qancha ichki eroziya bazisiga ega bo'lgan Kaspiy, Aral, Balxash, Issiqko'l, Labnor ko'llari bo'lib hisoblanadi. Uchinchi xususiyat O'rta Osiyo ülkasining ya'ni muhim xususiyatlardan biri uning yer yuzasining o'ziga xosligidir. Ülkenin hududu keskin çöküş ve yaşıga göre mürakkab relyefga ega bo'lib, u katta tegislik ve past tegisliklerden bulardan aytadigan bo'lsak, Kaspiy bo'yidagi Qaragiya botog'i, Sarxamish botog'i, Plata va qirlardan adir va doimiy qor va muzliklardan muzliklar bilan qoplangan baland tog'lardan iborat. O'rta Osiyo hududi tegislik va tog'lar bir tegis joylashmagan. Janubi shimoliy sharqi tog'lar ishg'ol qilgan. Ularning maydoni 20% bo'lsa, ulardan g'arbda shimoliy g'arbda va shimolda past tegislik plato va qirlar joylashgan va ular ulkan maydonining 80%ini tashkil etadi. 4-chi xoslik ulka o'ziga xos gorizontal tabiiy zonalarning mavjudligi va ularda mos keladigan balandlik mintaqalarining mavjudligi bilan ajralib turadi. 5-chi xususiyat ulka tektonik aktiv va kuchli zilzila rayoni tog' relyefining yoshligi bilan xarakterlanadi. Turkistonning geologik tuzilishi proterozoydan 4-4-lamchi davrgacha bo'lgan vaqtning cho'kindi magmatik va metamorfik tog' jinslari majmuasi qatnashgan. 6-chi xususiyat O'rta Osiyo keskin tabiiy tavafutlar ülkesi. Hududning tarkib topishidan tortib o'simlik va hayvonot dunyosidagi tabiatning barcha komponentlari ülkenin türlü qismlarida keskin farq qiladi. 7-chi xususiyat
Orta Asya fakat hidrografik bir ülke olup kalmaktan ekolojik şartı cihattan hem bir ülkedir. Bu hususiyet ülkede hocalıkların türlü sahalarını rivojlantirishda albatta dikkat merkezde turmağı lazım. Ve 8. hususiyet Orta Asya cahan fanı madaniyatı manaviyatının rivojlanishida katta hissa qo'shgan juda ko'p buyuk allamalar vatanidir.